başladınız acaba? Güne gayet güzel, zinde başladık ve hareketli başladık. Biraz şöyle bir yağmurun son zamanlarda yaşadığımız felaketler, yangın felaketleri, sel felaketleri bizleri tabii ki mutsuz etti, üzdü ama tabii ki hayat bir şekilde devam ediyor. O yaraları sarmamız için hep birlikte ülke olarak çalışmamız gerekiyor. Bu düşünceyle işe biraz daha zinde başlamak zorundayız ve o olumsuzlukları yenebilmek için biraz dik durmamız gerekiyor. Onun için güne bu taraftan baktığımızda güzel başladık. Peki genel olarak piyasa hakkında bilgi verir misiniz? Altın piyasası hakkında genel olarak bilgi vermemi istiyorsunuz. Ben de şöyle söyleyebilirim. Altın piyasası bu dönemlerde genelde Ağustos ayı içinde biraz böyle bir şey yapar. Nasıl söyleyeyim? Bir durağına geçer. Hafif böyle bir gerileme gibi bir şey yapar ama Eylül'de zannediyorum ve Eylül sonrası altının biraz daha zirve yapacağını düşünüyorum. Genel anlamda baktığımızda hep yıl ortalamasına, sezona baktığımızda Ağustos ayı bizim için böyle altının biraz durağan ve biraz da gerileme anlamında böyle bir şey yaşadığı bir dönem diyeyim. Bu dönemi de hızlıca yukarı doğru taşıyacağını düşünüyorum. Peki fiyat bilgilerini alabilir miyiz? Bugün 24 ayar altın bazında bakarsak 485 TL. Biraz geriledi tabii ki. Ama 22 ayar altın bugün 458 TL. Çeyrek altın 810 TL. Bu şekilde fiyatlarımız güncelde böyle. Biraz altın alımıyla ilgili düşünceleri olan arkadaşların fırsat diyebilirim. Peki vatandaşların genel olarak talepleri nasıl? Yoğun mu? Vatandaşlarımızın talepleri evet gayet ben iyi buluyorum. Yani şey anlamında talepleri güzel. Biz memnunuz vatandaşlarımızın taleplerinden. Altın piyasası şu an gayet bence geçenlerde de bahsetmiştim. Altın çağını yaşıyor diyebilirim. Peki fiyat düşüşleri olur mu? Ya da öyle bir öngörünüz var mı? Şimdi fiyat düşüşleriyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla bir düşüş beklenmiyor ama yani olsa da bir miktar bu çıkış öncesi alacağı pozisyondur bence. Çok hafif bir düşüşler ama sonrasında altının çok daha yukarılarda olacağı söyleniyor. Aldığımız yorumlar, bilgiler konuda geliyor bize. O yüzden altın düşüş noktasında çok fazla ihtimal vermiyor.